Bu sefer İstanbul'dan biraz daha uzaklaştık ama o bildiğiniz yerlere gelmedik. Yani Ankara, İzmir vesaire değil. Isparta'ya geldik ve Isparta'ya sadece bu otomobil için geldik. Bu otomobil bir Corolla hibrit ama o bildiğiniz hibritlerden değil, bir LPG'li hibrit. Ve bir Corolla hibrite dünyada ilk kez burada LPG takılmış. BRC bayisi Şua LPG'de takılmış. Şua LPG'nin işletmecisi burada, Corolla'mızın da sahibi burada. Gelin onlarla tanışalım. Merhabalar tekrar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değişik bir örnek var yanımızda. Yani sırf bunun için ta İstanbul'dan geldik. Evet, Corolla hibrit dönüşümü Türkiye'deki, daha doğrusu dünyadaki ilk LPG dönüşümümüz. O da bize nasip oldu Melih kardeşimin sayesinde. Melih yani, Bey de çok iyi bir hibrit kullanıcısıdır. Bu konu hakkında çok ciddi detektif bilgileri vardır. Sağ olsun bizi tercih etti. Biz zaten daha öncelerde konuştuk aslında, gelmeden önce tabii ki. Burada da sohbet ettik. Melih Bey daha önce de bir Prius kullanıyormuş. Yani en eski hibritçilerden. BRC kalibrasyonunun temel esası minimum enjeksiyon zamanını ölçmesi, daha sonra maksimum enjeksiyon zamanını ölçmesi. Arada kalan kısmını da BRC işletim sistemi simüle eder. Minimum burada dediğiniz rölanti değil mi? Minimum rölantideki. Bunda olmayan şey yani. Rölanti bunda yapıyoruz. Bunda olmayan şey. Bunda olmayan şey. İşte orada sıkıntı yaşadık. Çünkü bataryalar dolu olduğu için benzinle hiçbir şekilde çalışmıyor araç. Öncelikle bataryaları boşalttık. Klimayı vesaire yüke getirerek. Sonra benzindeki enjeksiyon zamanını görebildik. O da zaten bir 10-15 saniye bir şeydir ama tekrar devreye girer değil mi? Hemen devreye giriyor. 15 saniye yaklaşık. Bu vaktimiz var, hemen yapalım, hemen yapalım. Çok zor oldu. Evet, orada öyle bir sıkıntı yaşadık. İkinci parametre de maksimum enjeksiyon zamanı. Bu araçlarda park konumunda ya da ne konumunda gaz pedalı devre dışı kalıyor. Onu da göremedik. Boş, hiçbir şey yok. Evet, maksimum enjeksiyon zamanı da göremedik. Daha önce hazırlanan bir programı yükledik elektronik kontrol ünitesinde. Onun üzerinde oynamalar yaptık. Evet, burada işte dikkat edilmesi gereken benzin motoru ve elektrik motoru devamlı devreye giriyor, çıkıyor. O devreye giriş çıkışlarda teklemelerin olmaması ile alakalı ufak dokunuşlar yaptık. Problemsiz olarak. İki gün sürdü. O ayarlar bayağı bir uzun sürdü. 2 gün 4,5 saatten fazla ayarı sürdü. Yani öyle cahil bir insanın herhangi birinin yapabileceği bir şey değildi. Kullanıcısının da bilinçli olması gerekiyor. Yani yapan kişinin de bilinçli olması gerekiyor. Kayhan abi çok bilinçli bir insan, sağ olsun. Dönüşüm makine mühendisidir kendisi bu arada. Kalibrasyon noktasında da Melih'in çok faydası oldu. Çünkü o da hibrite biliyor. Evet. Burada da LPG'yi biliyor. Zaten iki tane iyi... Fıstık yaptık diyelim. İki tane doğru adam birleşince fıstık gibi bir şey olmuş. Dünyada ilk. Evet. Çok güzel valla. Böyle şeyler ben de çok merak ediyorum. Evet. Bakabilir miyiz motoruna? Tabii ki. Geçelim. Şuradan ben açayım. Tabii. Enjektörlerimiz zaten komple burada. Evet, gaz enjektörlerimiz, regülatör, gaz valfi, gaz filtremiz. Bunda çok yer de yok böyle regülatör için falan. Oraları evet, oraları koyman için bayağı uğraştınız herhalde. En büyük sıkıntı oydu zaten. Evet. Boşluk çok kapatıyor her şey burada. Diagnostik girişimiz, elektronik kontrol ünitesi. Mavi enjektör seçimi yaptık. Mavi enjektör üst limitte kalıyor. Turuncu enjektör de takılabilir ama benim bu montajlarda mavi enjektör seçmemin sebebi rölanti anında daha az koşuyor bu enjektörler. Hı-hı. Büyük enjektör, bunun bir boy büyük enjektörü, turuncu enjektör kullandığımda daha fazla koşuyor. Bu da enjektör miadını çabuk dolduruyor. Onun için mavi enjektör. Daha uzun ömürlü olsun vesaire olsun diye. Peki abi bunun işletmesi falan nasıl, ruhsata işletmesi? Ruhsata işletmesi eskiden çok zordu. Prius'u çok zorlamıştık. Normalde elektrikli bir araca eğer full elektrikli olursa LPG takamazsınız. Hı-hı. Mesela Opel Ampera ilk serisi ruhsata işlenmiyordu. LPG'li bir Opel Ampera vardı Türkiye'de. Sahibinin kulakları çınlasın. Ondan da esinlendik zamanında. Çok telefonla konuştuk. Ona ruhsata işletememiştik. Prius'u işletebildim çünkü Prius'ta benzin artı elektrik yazıyordu. Ruhsatta benzin artı elektrik yazdığı için ruhsata işleniyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Tüm muayenesinden de geçiyor. Sadece ruhsata işlendikten sonra benzin artı elektrik değil, benzin artı LPG yazıyor. Çünkü 3 yakıt sistem TÜV'ün kaydında Türkiye'de yok. Benzin artı dışarı LPG koyuyoruz. Zaten geliş... yukarıda markada hibrit zaten yazıyordur. Zaten hibrit modelinde yazıyor. Onlar bir şey yok. Ruhsata işlendi. Hiç de bir sıkıntısı yok. Kaskosu da ona göre, ruhsatı da ona göre. Muayenesi de ona göre problemsiz bir araç yani. Hiçbir tehlikesi de yok. Gayet güzel.
Montajı da çok güzel oldu. Montajı da çok güzel olmuş. Montaj yani harika. Şey de çok güzel, depo yeri de çok güzel. Depo dolum yeri de çok güzel. Onu da deponun içine yapmışlar. Şu dolum kapağı da zaten dolum noktamız da çok güzel. Bizim E30'a yaptığımız gibi yine buraya koydunuz. Evet. Böylece AVM'lere çaktırmadan giriyorsunuz değil mi? Güzel oluyor evet. AVM'de sordukları zaman da anlaşılmıyor. Yani hani çok şey değil. Zaten elektrikli kardeşim deyip aynen öyle. Devam zaten edersin. Elektrikli kardeşim deyip geçiyoruz, doğrudur. Şeyi nasıl yaptınız? O da zaten yine simit tank değil mi? Evet, Corolla'nın simit tank uygulaması yapıldı. Simit tank boşluğu stepli havuzu geniş olduğu için 52 litrelik. Sığabildi buraya rahatlıkla. 52'nin üstü sığmıyor ama 52 sığıyor. Evet. Yanlardan et kalınlığı yeterli gelmiyor. 52'den fazlası sığmıyor. Harika. Bu da kapağı mapa her şeyi çok güzel. Çok güzel oluyor. Ama 52'de galiba değil mi? 40 küsür litre falan alıyor. 41 litre, 41,5 litre LPG alıyor. Evet. %80'i gibi alıyor. 800-850 kilometrede şehirler arası yolda böyle 120-110 kullanımla rahatla gidebiliyor yani. Çok güzel. İyi hadi kullanalım o zaman. Sabırsızlanıyorum. Donanımsız paket değil mi bu? En baz donanım evet, galiba. En baz donanımı tercih ettim. Var mı onun bir sebebi? Var. Yani. Özellikle ben onu tercih ettim. Gerçi şimdi diğer Corolla hibrit sahipleri belki yok canım derler ama insanlar mesela yakıt tüketimini düşürmek için jantların kapaklarının üstünü bile kaplıyorlar. Hatta bazı hibrit araçlarda Hyundai Ioniq'te falan görülür o jantları özel farklıdır. Daha kalın. Yani o aradaki hava boşluğu mümkün mertebe az olur. Bunda jant kapağı var. Demir jant, saç jant var ondan sonra ve tekerin ebadı küçük 15 jant. Lastikler yola basan yüzeyi çok dar. Ondan dolayı çok rahat bir şekilde sürtünme, yuvarlanma minimumda yani. Süzülmeyi çok güzel yapabiliyoruz. Sürtünmesi çok düşük. Rejenerasyonu çok güzel oluyor. Ben çok mutluyum o. İyi ki bazını almışım. Tek üzüntüm şurada güzel bir ekran bilgi ekranından mahrum kalmış olmak. Onu da en kötü sonradan da takabiliyorsunuz galiba. CD'ye çekiyoruz. Benim 1.5 Prius'um vardı. Onu da LPG taktırmıştım. Hı hı. Şu anda Akşehir'de sahibinin kulakları çınlasın. Benden almadı. Benim sattığım yerden aldı ama bataryasını değiştirmedi diye biliyorum. Çünkü Afyonhisar Otomotiv'e geliyor bakıma ve bataryası hala orijinal diye geçiyor. Hı hı. O araba 2006 modeldi. Türkiye'ye hibritleri satmak ve tanıtmak amacıyla Toyota tarafından bir 50 tane getirildi. Ünlülere dağıtıldı. Sonra alındı. Toyota'nın müdürlerine, bölge müdürlerine, gezen müdürlerine verildi. Hem yollarda görülsün hem de kullanılsın diye. Mesela. Onlardan biri. Onlardan biriydi. Ve bir sene gümrükte bekletildi o arabalar. Bu arabaları beklemek, yatmak yaramıyor. Yani 6 ay kullanmayacaksan bu arabayı alma arkadaş. Çünkü batarya zamanla içindeki enerjisi boşalıyor. Yani, bataryanın ömrünü kısaltıyorsun. Bunu hep cep telefonu gibi düşünebilirsiniz. Aynen öyle. Bir cep telefonu alırsınız, yenisini alırsınız. Kullanırsınız, 2 sene sonra o eskisini bir idareten bir kullanmanız gerekir. Bir bakarsınız batarya gitmiş. Batarya gitmiş. Yani, bu bataryayla alakalı bir şey ama bu demek değil ki batarya bitiyor. Benim o 2006 model, 2007 yılında trafiğe çıkmış 2006 model 1.5 Prius'un 200 bin kilometrede ve hala daha kullanılıyor. Hala orijinal bataryası var ve LPG'li, bir sıkıntısı yok. Maliyetleri ve ömürleri çok uzun. Batarya hariç. Corolla'nın bataryasına gelecek olursak bu araba burada üretiliyor. Bataryası parça olarak Türkiye'ye geliyor. Yani bir ithalatla şeyle hani bir kişiye özel gelmiyor ve çok fazla geliyor. Bu yüzden Corolla'nın 8.500 ila 9.500 arasında şu anki parayla bir şeyi var. Batarya maliyeti var. Değişim de çok olsa 1 lira. İşçilik alırlarsa alırlar. Onu da çok fazla Toyota servisleri iddialı olmuyorlar. Yani hibrit araçlar tanınsın diye uğraşıyorlar zaten. Biraz daha yani yardımcı şu oluyorlar. Günün, şu günün değiştirmeye kalksanız cebinizden 10 bin lira para çıkar. O da yani 250-300 bin kilometre yaptıktan sonra çok hor kullanırsanız anca bence benim görüşüm. Ya zaten kullanan biri olarak normal söylüyorum. Normal bir otomobili de zaten ağır bakıma götürdüğünüz zaman zaten o paraları veriyorsun. Aynen öyle. Yani dediğiniz gibi bunda alternatör kayışı yok. Ağır bakımı yok. Yani 1800 lirayı geçen ben bakım sitelerine baktım. 1800 lirayı geçen bakımı yok. O da 75 bin ya da 90 binde bir. Yani normal. Şöyle diyebiliriz değil mi? Aslında şimdi biz de çok elektrikli de kullanıyoruz. Yani elektrikli bir sonuçta geleceğin teknolojisi dedikleri için bu sistemi. Aslında elektrikli de çok basit bir sistem.
Aynen öyle. Normal içten yağmalı motor bakım, bence daha bakım, karmaşık bakımı sistem. Çok daha az olan bir sistem. Evet, yani geleceğin teknolojisi olarak görüyorlar ama bence hala hibrit en mantıklı sistem. Şimdi bu ülke için öyle. Neden? Lafınızı kestim, kusura bakmayın. Bu şarj olma olayı evlerde çok yüksek kapasiteli bataryalı, mesela 40 kW ortalama bir batarya kapasitesi Renault Zoe'de var ama o 40 kW'ı doldurmak için sen evde 8 ile 12 saat arası evinin enerji durumuna göre şarj vermek zorundasın. Doğrusu. Belli bir şarj sayısından sonra da senin tükettiğin, taahhüt ettiğin TEDAŞ'a ya da elektrik sağlayıcına değeri aştığın için o tüketime göre daha verdiğin para artıyor. Çünkü çok fazla tüketmiş oluyorsun. Katsayı yükseliyor. Tabii ki, yani o yükseliyor. Dolayısıyla senin tüketimin kilowatt başı 40 kuruştan 50 kuruşa, 60 kuruşa kadar gidiyor. Evde yaparsan bunu, dışarıda ticari şarjlara başvurursan bedava olan şarjlar harici, ki onlar da yakında ücretlenecek, ortalama 20-25 liralık bir şarjla Renault Zoe denen aleti 120-130 kilometre yürütebiliyorsun. Hepsi... Ya ben hep aynı şeyi söylüyorum. Zaten dizelle şimdi litre fiyatlarına da baktığın zaman yeni nesil benzinli motorlar zaten dizel kadar yakıyor artık. Tabii. Aynen öyle. Yani litre olarak baktığın zaman işte biz de bir dizel otomobille geldik buraya. Aha. Yine 6,5 TL'yle geldik. Aynen öyle. Yani benzinli bir otomobil. Bununla da az da gelecektik mesela. Tabii. Çok daha az. Hele LPG'li olarak düşünürseniz çok komik rakamlar çıkıyor. Ya yani, insanlar yadırgıyor ama çok çok komik rakamlara gidiyorum ben. Elektrikli arabayla, ticari şarj olmuş bir elektrikli arabayla arabadan hatta %10 %20 daha az yakıt ödüyorum. O kadar fiyat şey. Olarak. Fiyat tabii, olarak tabii, öyle ödüyorum. Ve bunu şehirler arası, şehir içi %80 şehirler arası, %20 şehir içiyle yapıyorum. Şehir içi daha çok kullansam benim tüketimim çok komik rakamlara gelecek. Evet evet, yani İstanbul'da kullananlar falan özellikle çok, bizim gibi çok, çok komik fazla gelecek. Trafiği olan yerlerde bayağı avantajlı i̇şte insanlar geliyor. Onu bir şey yapamıyor, inanamıyor. Ya şehir içi nasıl düşük olur? Şimdi bakın, bu araba Corolla hibrit özellikle CHR hibritten de farklı olarak yazılımsal olarak ve rejenerasyon potansiyeli olarak, yani enerjiyi geri sönümlemesi olarak çok üstün bir araç. Gerçekten vaat ettiği tüketim değerlerinin altına düşebiliyor ve yani biraz daha hibrit aracı kullanma bilincine varılırsa, çok sakin kullanımdan bahsetmiyorum. Ayağını gazdan nerede çekeceksin? Gaza nerede koyacaksın? Bir, frene ne kadar basacaksın? Ne kadar rejenerasyon istiyorsun? Yani İki, aslında kafanda şey çözüyor yani olman lazım. Elektrik motoru ne zaman devreye giriyor, ne zaman devreden çıkıyor? Ve bir süre çıkıyor. Sonra bisiklete binmek gibi, inanıyorsun. Yani bu otomatikleşiyor, farkında olmadan yapıyorsun. Adapte evet. Olmuş oluyorsun. Çok yavaş sürmüyorsun. Bak, ama şu anda elektrikle gidiyoruz. Yani, tabii, 90'la gidiyoruz, elektrikle gidiyoruz. Şimdi yani hibrit araçların bilinçli kullanımıyla çok ciddi tüketim değerleri düşüyor. Özellikle Corolla hibrit böyle. Yazılımsal olarak şehir içinde benzinli motoru neredeyse yere güç aktarmaması için kullanıyor. Sadece bataryayı şarj etmesi için kullanıyor. 1000-1500 devire çıkıyor, bataryayı şarj ediyor. Ve o batarya üzerinden, elektrikli motor üzerinden yere güç aktarılıyor. Özellikle 50-60 km/saat süratlere kadar şehir içinde, yani sıkıntısız bir şekilde elektrikli motorla ilerliyorsunuz. Benzinli motor sadece şarj için devreye giriyor ve çıkıyor. Yüksek güç, ani güç isterseniz o zaman benzinli motor yola da güç aktarmaya başlıyor. Bunu Corolla'da çok iyi ayarlamışlar. LPG ile de birleşince süper oldu. Şey açısından da onu da söyleyeyim. Mesela normalde biz filtre bakımları 10.000'de 1'dir LPG filtreleri. Bu araçlar çok yakıt çekmediği için, çok yakıtı süzmediği için 20.000'de 1 yapılır. Yani bunlarda bir sıkıntı yok. Daha önce de ben Prius gibi kullandım. Evet. Filtreyi de söküp baktığım için oradan biliyorum, yani rahat bir şekilde LPG bakımları uzuyor bu arabaların. Normal bir araba gibi düşünmemek lazım. Sübap yapısı çok önemlidir LPG'de. Evet, doğru, ama bu arabalar zaten yolun %60'ını elektrikle gidiyorlar. Benzinli motor sürekli olarak devreden çıkıyor ya da devri düşüyor. Çok çok düşük oranda destek alıyor. Rölantide çalışıyormuş gibi. Yani o yüzden yani bir yük binmesi, bir ısınma, fazla ısı oluşumu, yani şubap erimesi gibi bir olayı ben tahmin etmiyorum ve beklemiyorum. 500-600 bin kilometreden önce de LPG kaynaklı herhangi bir hasar oluşacağını düşünmüyorum. Ki LPG'de doğru montaj ve düzgün bir yakıt almayla, filtre takibini düzgün yapmayla zaten yani ömrünü savan arabalar var. Yani şubap değiştirmeden. Corolla'ların da çok ciddi oranda dayanıklılığı var. Toyota'nın zaten dayanıklılığı. Siz zaten şeyi de biliyorsunuz, yani kendinize söylediniz ya, işte bir sürü yerde forumları takip ediyorum dediniz. Yurt dışı forumlarını takip ediyorum. Yurt dışında çok varmış. Evet. Prius. Özellikle CHR yapan, evet. Prius yapan. Şu an dünyadaki ilk Corolla LPG'li hibritin içindeyiz. Ve daha herhalde yani. Polonya'da bir vatandaş var. Peynir ekmek gibi böyle CHR'lara
takıyor ama Corolla hibrite takılmış yoktu. Bunu Haziran 2019'da taktırdık. Şimdi onlar sizi takip etsinler. Yani tahminen öyle olacak. Yani ben yaygınlaşması için özellikle yani sizle buluşmak istedim. Görürsün bu öcü ya da tükaka bir sistem değil. Normal bir sistem. Bir elektrikli küçük bir motoru var. Bir yanında benzinli bir motoru var. Arkada bataryası var. Bunlar izole durumda. LPG'nin içinden geçtiği bir elektrikli motor yok. Ya da LPG'nin içinden geçtiği bir batarya yok. Batarya tesisatı ya da kablosuna bir zarar geldiği yok. Yani LPG bir yakıt sistemi ve hibrit araca uygulanabilir. TÜV'den de geçiyor. Ruhsata da işleniyor. Her şey yasal, kaskosu da yapılıyor LPG'li şekilde. Hı hı. Bir sıkıntınız yok. Garanti olarak da LPG'li 1.6 herhangi bir arabaya ya da 1.8 herhangi benzinli bir arabaya montajını yaptığınızda nasıl motor garantiden çıkıyorsa, benzinli motor, bunda da motor garantiden çıkar LPG kaynaklı bir arıza olursa. Hı hı. Çünkü üretici üretmiyor kardeşim bunu. Sen dışarıda taktırıyorsun. Yani bunun da tabii motorunun tabii bakımı da yani normal bir atmosferik motor nasılsa parçaları da aynı. Değişen de bir şey yok. Bir sıkıntı da olacağını zannetmiyorum. Şey olursa yani Honda gibi mesela belki fabrikasyon derece kitli bir zaten hani bir farkındalık olsun diye. Priuslara İrlanda'da, Avustralya'da, Bulgaristan'da, Romanya'da ve Polonya'da çok sık yarışlara özellikle peynir ekmek gibi CHR ve yarışlar bu şeyde Polonya'da LPG sürekli takıyor. LPG'siz yok denilebilecek kadar yani o seviyede takıyorlar. Ve bu uygulanan bir sistem zaten yani dünyada. Yani aslında bu yani geleceğin sistemi aslında ya bu kombinasyonu. Yani 10 numara 5 yıldız bir kombinasyon var şu an aracımda. 3 tane yakıt türü var. Elektrik, benzin, LPG ve gidiyorum. Değişik yorumlar geliyor. Bahsettiğiniz rakamlar çok değişik yani. Aynen. Toyota senden o arabayı geri alır. Efendime söyleyeyim işte ya nasıl bir mantıktır hibrite bunu takmak. Ya arkadaş bu bir yakıt. Yani bunda bir şey yok. Yani Ferrari'sine LPG taktıran insanla, hibrit aracına LPG taktıran insanı aynı kefeye koymayın. Biz bu araçları yakıt tasarrufu için alıyoruz. Evet. Yani çevreciliği de bir yere koyun. Yakıt tasarrufu. Cebinize çarpı 2 civarında uzun ömür için şey alıyoruz. Alıyor. Ben iddia ediyorum dünya üzerinde uzun ömür olarak ve LPG olarak kullanmak istiyorsanız bir aracı, hibrit bir araç alın. Çünkü hibritlerin kullanım ömrü çok uzun. Aşınan parçaları daha az normal bir atmosferik bir araca göre. Bakım ömürleri de, bakımları da daha ucuz ve değişen parça sıklığı çok uzun. Yani 100.000'li, 200.000'li kilometrelerden sonra balataları değişiyor en basiti. Çok uzun ömürlü ve ben bir araç alacağım ve o araçla ben yaşlanacağım, o da benimle yaşlanacak diyorsanız hibrit araç alın. Yani bunu bir 5 yıl sonra satacağım, 3 yıl sonra satacağım. İşte ya bu vergisi 1.8 vergisi olduğu için kurtarmıyor. İşte 1 milyar 200 fark var 1.6 ile arasında vergisinin yıllık. MTV'den bahsediyorum. MTV vergi, motor taşıtlar vergisinden bahsediyorum. Yani bunu hesaba katarak ya yakıt tüketiminde sağladığı faydayı vergiden götürüyor. Ne farkı var falan. Ya bu düşünceyle hibrit araç alacaksanız zaten 1.2, 1.4 benzinli bir araç alıp kullanın. Yani hibrit aracın kullanım ömrü, sessizliği, konforu ve yani LPG takıldıktan sonraki çok çok düşük yakıt tasarrufu bariz ortada. Bunu ben demiyorum, bütün dünya kullanıyor. Hani mesela siz yılda ne kadar kullanıyorsunuz? 60 bin kilometre kullanıyorum. 60 bin kilometre ne kadar kazanmış oluyorsunuz? Yarı yarıya kazansanız. Benim Opel Astra'm vardı. 1.6 dizel. 5.5 litre mazot yakıyordu. Bu araba şimdi 5.5 litre LPG yakıyor. 4.8 benzin yaktığı zaman 5.5 litre LPG yakar. Yarı yarıya. Şu günkü kullanım için. Yoksa normalde 5 litre LPG yakıyorum. Yani onun 5.5 litre mazot yaktığı yerde bununla 5 litre LPG yapıyor. Zaten o şeyi MTV'yi hayli hayli zaten çıkartıyorsunuz. Misliyle çıkartıyor. Misli. Olur mu o? Hem de nasıl çıkartıyor? Baktığın zaman işte 6 liradan hesap edersen 33 kuruş birisi bir yerde, birisi 16 kuruş. 3.2 liradan aldım bugün LPG'yi. Arada yani 17 kuruş fark var. 60 bin kilometrede 10.200 lira ediyor. Şimdi yani 1.200 lira nerede? 10 katı en basitini söylüyorum. 10 katı yaptı. Yani bir de bunun mesela dizel bir aracın servis işletim maliyetleri var. Sanayi ustasına gitmiyorsanız, normal yetkili servisine baktırıyorsanız 1.5 milyarla 1.500 lira 1.000 lira arasında değişiyor. Bugünün yani partikül filtresi değişiyor, tabii. Mazot filtresi değişiyor. Ekstra onların başka filtreleri var, onlar değişiyor. Partikül filtresini bir doldurup değiştirmeye kalkarsan 7.500 liradan geçmiş başlıyor. Geçmiş olsun oluyor. Bunlar da böyle durum yok. Dışı, tabii onun dışında bunların hepsinde turbo var. Bunda turbo da yok. Yok. Yani turbo bir motor olduğu için turbo belli biz. Zaten 100-150 bin kilometreden sonra gitmeye başlıyor. Aynen öyle. Sıkıntılar başlıyor. Evet yani kullanım maliyetleri, yürütme maliyetleri olarak en ekonomik seçenek sanırım bu. Aynen öyle. Afyon'da 2.5 litre ortalama tutturdum. Kimse inanmıyor. Videoya çektim, gösterdim.
Arkadaş bak böyle diye. Ya kısa mesafe gitmişindir diyor. Hayır, Afyon içinde 50 kilometre gittim. 2,5 de böyle 100 kilometre tutturdum. Ya bizde şimdi öyle bir durum var yani. Bir şey söylediğin zaman mutlaka onun tersini iddia yani, edecekler. Yani şimdi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma sendromu bu. Evet. Yani bilmiyorsun yani bilmiyorsun bilmediğin bir siz şey konuda. Siz bir paylaşım için bunu söylüyorsunuz. Paylaşım yerine karşı taraftan başka bir fikir. Tabii ki yani o tamamen şu anda bilinç otursun istiyorum. Bu bir bilinçsizlik değil hibrit arabayı LPG takmak. Bakın yani ülkemizde elektrikli araçların geleceği çok yok. Yani 5-6 sene içinde peyderpey gelirse gelecek ve 300-400 bin liralardan bahsediyorlar bunların fiyatlarında. Böyle bir aracı alıp herhangi bir hibrit araç alıp LPG montajı yapabilirsiniz. LPG montajı yaptığınızda elektrikli araçların ticari şarjlarda size sağladığı tüketim değerlerinden daha düşük. Ev şarjında size sağladığı tüketim değerlerinden de %30-40 daha fazla tüketim elde edersin. Yani biri ev şarjında 8-9 kuruş yakan bir arabaya 12 kuruş 13 kuruş yakan şehir içinde bir LPG'li hibrit. Yani 4 kuruş fark ediyor. Bir de düşünün. O zaten tartışılmıyor artık yani. O tartışacak bir konu bile değil. Yani öyle. Söylediğiniz rakamlara da baktığınız zaman. Elektrikli alırım gibi. Keyfime bakarım. Yürütme nasıl bakacağım? Maliyetlerinde en ucuz otomobil, en mantıklı otomobil bu. Vallahi teşekkür ederiz ya. Geldik buraya değdi. Teşekkür ederiz valla. Yani konusunda da hiçbir sıkıntı yok. Yani ben de kullanırken şimdi daha önce kullandığım bu otomobili, hibrit otomobili. Yani hiçbir fark yok. Evet, gaz tepkisi olarak bir fark yok. İstiyorsan bak spor modu alalım. Bir de asıl abi bas şimdi. Bas bas bir şey. Radar copu seviyorum. Yani bak bakalım spor modda şeyi var mı yani? Yok, gayet araba iyi. Araba gayet iyi. Durum bu. Ayar sadece. O da bilen bir insan ayar yapacak. Bakın şu Otogaz'da Kayhan Bey bilgi paylaşımı yapan bir insan. Yani bana gelsin insanlar benden ben kazanayım diye düşünen bir insan değil. Gerçekten makine mühendisi bir de bunun ayarı vesairesi tüketim olarak yani hangi devirde ne yaptığı nasıl ayarlanması gerektiği konusunda yardımcı olur. Bir sıkıntı olmaz. Türkiye'de bu yaygınlaşsın istiyorum ben. LPG'li hibrit. Ön ayak olmak istiyorum. Tamamen de yani bu biraz hem ülke ekonomisi hem de insanlarda bu farkındalık oluşsun istiyorum. LPG'li hibrit yaygınlaşsın istiyorum. Süper. Zaten en başına da sizin o zaman iletişim adreslerinizi daha doğrusu Instagram hesaplarınızı koyarız. Herhangi bir sorusu olan varsa zaten sizle iletişime aynen geçebilirler. Tabii. Burada yapılmışı var, tecrübeyi var. Aynen öyle. Sonuçta her şeyi de sorabilirsiniz. Tabii ayar kısmında da kullanım kısmında da ben açığım. Sıkıntı değil. Bundan sonraki bir plan var mı peki? Bundan sonra RAV4 hibrit düşünüyorum eşime ama o biraz pahalı ve 2.5'in 8.000 TL gibi bir MTV'si var. O MTV rakamları ya yakıt anlamda değil ama yatan bir araba. Hanımın arabası çok fazla yol yapmıyor. Ama düşünüyorum belki diyorum hani 2 yaşında 3 yaşında olabilir. Bir tık daha düşse sağdan abi evet. Yani MTV'ye çok takılmıyorum çünkü zaten bir aracım var ama Corolla olmamış olsaydı RAV4 hibrit hep aklımdaydı. Corolla yerine RAV4 hibrit alabilirdim. Aileye şimdi ikinci hibriti CHR'la değil de RAV4 hibritle sokmak istiyorum. Hibritten çıkmak istemiyorum. Çünkü şu sessizliğe, şu sakinliğe, özellikle şehir içinde konfora alışınca insan bırakmak istemiyor. Çok güzel bir kombinasyon yapmışsınız. Arabanızı çok güzel güle güle kullanın. Daha teşekkür ederim. Kaç yüz bin kilometrelere diyelim o zaman. İnşallah. Arkadaşlar çok merak ettiğimiz bir otomobildi. Daha doğrusu bir önceki Kuga galiba videosunda siz yorum yapmıştınız. Evet. Oradan itibaren zaten iletişime geçtik. Nihayet geldik, kullandık. Vallahi çok mutlu oldum. Böyle şeylerin ilklerin Türkiye'de yapılması da bence güzel. Ya, çok dünyada güzel. İlk yani. Dünyada ilk sonuçta. Evet. Yani hem cesaret hem bütün Corolla'ya ne ilk diyelim abi? İşte hem Ar-Ge'si her şeyi burada yapılmış gibi düşünebiliriz. Evet. Bunu. Tamamıyla düşünmesi yani sistemin nereden geçeceği, yakıt hatlarının nereden geçeceği tamamen burada. Esinlenme yok yani o kısımlarda. O zaman videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bir de tabii sorularınız varsa burada... Ben ilaveten bir şeklim lafını böldüm kusura tamam. Bakma. Duyarlılığından dolayı sana teşekkür ediyorum. Çünkü ben bunu değişik platformlarda defaten yazdım. Yani böyle böyle bir araç var diye. Evet. Dikkate alıp yolu gerçekten de yani çileli bir yol gelmişsiniz. Gece çıkmışsınız yola, Isparta'ya gelmişsiniz. Nazımızı çekip gelip bizi burada çeken, ciddiye alan ilk kanalsınız. Çok teşekkür ediyorum. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Böyle ilginç şeyler oldu mu her yere geliriz. Bizim için otomobil oldu mu? Ben mutlu oldum yani. Fizan'a gerçekten gideriz. Çok mutlu oldum. O zaman görüşmek üzere tekrar. Belki RAV4'ü kullanırız ileride. İnşallah. Yani onda da LPG takacağım kesin. Ben rahat durmam çünkü. Hoşçakalın o zaman. Görüşmek üzere.